Bak yengen de geldi. Yine sakinleştirici verdiler. Mustafa geldi. Çok ağladı, çok. Müge. Ne yaptı Mustafa? Sırtını sıvazlamadı değil mi? Dediğim gibi yani. Ortada kaldın işte. Yok, bir şey olmadı, olmadı. Sen ne yaptın? Eve mi gittin? Murat'a mı baktın? Hadi git bana bir şeyler al. Anladık, tamam, hadi. Ölüyorum açlıktan sabahtan beri. Tamam. Tost alayım, çay alayım. Para? Var para, yeter. Hadi Rami. Bugüne kadar beni dinlemedin, bak başına neler geldi. Bugünden sonra dinleyeceksin Fatma Gül. Olan oldu, ne yapalım? Bu kan yerde mi kalacak? Kalmayacak. Ama sen ortada kalacaksın. Bu belli oldu artık. Mustafa almaz artık seni. Ağlama, bana bak. Ağlama. Demin dışarı çıktım, herkes nasıl bakıyor biliyor musun? Böyle bakıyorlar. Seni konuşuyorlar. Kendi rızanla olmuş diyorlar. Bilerek yapıyormuşsun, öyle söylüyorlar. Hayır. Şşt. 4 kişiydiler. Kes sesini, kes, duyacaklar. İzlerini biliyorum ben. 4 kişiydiler. Kız dur dur deyip durma. Bir tanesi hayatını mahvetmeye yetti de artık. Mustafa yardım edemezsin. Ben yardım edeceğim. Seni şimdi kaldırıp eve götüreceğim, tamam mı? Burada güvende değilsin Fatma Gül. Selim, Yaşar anne ne oldu Selim? Sus! Atların ağzını alma. Bunlar çok güçlü insanlar. Hapse girerler, 2 gün sonra çıkarlar, ölçülerini daha korkunç alırlar senden. Anladın mı beni? Nişanda hepsi vardı. Ben onların hepsinin cezasını verdim. Hepsinin cezasını verdim. Hepsini anlatacağım sana zaten. Bir an önce şuradan çıkalım. Lütfen Fatma Gül. Tamam. Tamam mı canım? Tamam. 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 Rahim bırak onları. Toparlanıyoruz, gidiyoruz hadi. Nereye? Fatma Gül burada tehlikede. Mustafa gelirse öldürür Allah korusun. Hadi. Fatma Gül. Fatma Gül. Ya hadi. Hadi bir an önce gidelim. Hadi başımıza daha kötü şeyler gelmeden hadi. Cambridge'e master'a gidecekken hapishaneye mi gireceksin? Pislik herif! Hadi toparlanın. Şoförlerden biri sizi İstanbul'a götürecek. Uçakla gitmeyin. Bir ihbar falan olursa sen de Vural. Hadi sen de toparlan, gidin bir an önce. Lan çıldıracağım. Benim oğlum nasıl böyle bir şey yapabilir? Benim oğlum, benim. Şemsi abi sakin ol, ben halledeceğim. Nasıl halledeceksiniz? Nasıl halledilebilir böyle bir pislik? Ben olacağı söyledim. Yalnız Kerim'in ikna olması lazım. Ben suçu niye tek başıma üstleneyim ya? Hem ben bir şey yapmadım ki. Kerim yalan söyleme. Ben gördüm senin ne alt yediğini. İkide bir kıvırma. Her ne kadar nişan gecesi bu haltı işlediyse de bunun bir nişanlısı var. Ben kızın babasıyla iş yapacağım. O kadar yatırım yaptım. Bunu elime verseler bir kaşık suda boğarım. Ama elinin altında koskoca bir şirket var. Ya iki taraftan teslim olmuş vaziyetteyim. Bunun bütün hayatı kararacak. Master'ı falan yanacak. Oğlum. Oğlum bir tek senin durumun müsait. Yo. Bu dördümüzün suçu. Tek başıma çekmem cezasını. Evladım ben seni hapse attırmayacağım ki. Önce bunu sok kafana. Kızın ailesi neredeyse ikna oldu. Sonra da bir nikah kıyarız. Sen ne diyorsun abi? Ya sonra da pasaportu veririm eline, yurt dışına gidersin. Yerleşirsin oraya, yeni bir hayat kurarsın. Ömür boyunca da seni rahat ettiririz. Ha? Yeter ki ağızlar bir kapansın. Thank you.
Hadi Halide teyze, seni götüreyim eve. Yok, istemem. Bekleyeceğim ben de. Doktor neden hala çıkmadı? Konuşuyorlar, nasihat ediyorlar. Sakinleşmiş, bak sesi de çıkmıyor artık. Hadi, sen eve git. Ben Mustafa ile dönerim. Bekliyorum ben de işte. Hadi dedim, hadi. Hadi sen Halide teyzeni eve bırak. Hadi Halide teyze, gidelim. Tam olarak neler hissettiğini bizim bilmemiz mümkün değil. Biliyoruz Mustafa. Biz bu kadar sarsılıp üzüldüysek kim bilir senin içinde ne acılar var. Meslek hayatım boyunca birkaç kez bu durumla karşılaştım. Vermiş olduğun tepkiler çok normal. Çok acı bir durum. Katlanılmaz, akıl almaz. Çok haklısın. Ama bir de Fatma Gül'ü düşün. Merhaba. Fatma Gül. Ne oluyor? Hiç. Nasıl hiç? Herifle konuşuyordun, gördüm. Ne diyordu sana? Tuvaleti sordu. Vallahi. Allah canımı alsın ki. Hadi yürü. Mutfakta işiniz bitmiş, gidiyoruz. Sen sakin ol, soğukkanlı ol. Senden tek ricam bu. Bizim işimizi yapmamıza izin ver, tamam mı Mustafa? Doktor Bey'le sürekli konuş. Onun söylediklerini dinle. Pardon. Alo. Buyurun doktor hanım. Kızı hastaneden çıkarıyor öyle. Engel olamıyoruz. Neden? Hanımefendi, hanımefendi bir dakika lütfen. Nişanlısı gelmiş bugün hastaneye. Olay çıkarmış. Çok korkmuş. Kendi de gitmek istiyor. Peki hastaneden çıkabilecek durumda mı? Anladım. Durun, doktor jandarmayla konuşuyor. Nişanlısı elini kolunu sallayarak girdiğinde konuşsaydı. Sarsalamış kızı, korkutmuş daha beni. Gidemezsiniz. Engel ol bakalım olabiliyorsan. Fatma Gül'ü eve mi çıkarmışlar? Otur Mustafa, kızı çok korkutmuşsun bugün. Hastanede kalmak istemiyormuş. Ya ben ona zarar vermem? Bu gece bizim misafirimizsin. Ben ona dokunmaya bile kıyamadım komutanım. Ona zarar vermem. Otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.